Evet arkadaşlar, bu bir tanıtım videosu. Yani birazcık nerede, nasıl çalışmalarda neredeyiz, nasıl gidiyor onu anlatmak istedim. Şu anda Bayraktar Kızıl Elma, Baykar'ın yapmış olduğu Bayraktar Kızıl Elma'yı biliyorsunuz. Onun maketini tasarlamaya çalışıyoruz. Boyutunu yorumlarda büyük olmasını istediğiniz için arkadaşlar, büyük ve güzel bir şekilde olsun diye bir A4 kağıdı boyutunda tasarlamaya çalıştım. Arkadaşlar bana şunu diyorsunuz, 1'e 24, 1'e 33, ben bunu yapamıyorum. Genellikle ayarlamaya çalıştığım, genellikle işte kağıda oturtmaya çalışıyor. Mesela parçalar artmasın, işte eksik kalmaması için kağıda oturtabildiğim kadar oturtuyorum. Ona göre yapmaya çalışıyorum. Hani 1A4 kağıdı boyutunda dediğimde işte bu 1A4'ün uzunluğunda oluyor. Onu anlatmak istedim. Yapmaya çalıştığım tek şey bu şekilde 1A4 kağıdı boyutunda yapmaya çalıştım. Sayfa planına baktığımızda 2A4 ile bunu yapabiliyoruz. Daha biraz daha eksiği var. Birkaç tane rötuş dokunulacak bir şeyleri var. Onları da yaptığımda yakında Bayraktar Kızıl Elmamızı göreceğiz. Videoları var. Selçuk Bayraktar paylaştı bunu. Onun videolarından keserekten şuraları ve şurayı yapmaya çalıştık. Oraları buralara yapıştırdık. Görüyorsunuz. Sadece belirtmek istedim. Yorumlarda yine düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Yine arkasında bakın motoru var. Burası mevcut. Evet, böyle bir şekli var. Zaten şöyle baktığınızda o önden görünüşü vardır. Evet, o önden görünüşü yakalamaya çalıştık. Yandan baktığımızda ise böyle burnu hafiften yukarı doğru kalkar. Şuradan da bakın alçalır. Bir uçağın uçması için ön tarafının yukarı kalkık, hani süzülmesi için arkasının da böyle bu tarafa doğru kalkık olması gerekiyor. Bu tam bir kuş gözükmesi oluyor. Ben buna biraz ağırlık bağladım deneme versiyonunda. Buraya bağlayıp attığımda bu güzelce süzülüp uçtu. Bunu bir yaptıktan sonra bir de uçurmaya çalışacağım. Ama süzülüyor arkadaşlar. Buraya bir ağırlık koyarsak muhtemelen bu uça da binecek. Evet, sadece belirtmek istedim. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bununla ilgili de, yani gösterdiğim bu maketle ilgili de yorumlarınızı belirtin. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Beğendim, beğenmedim diyebilirsiniz. Benim elimden bu kadar geliyor. Umarım bu makete isteyen herkes sahip olur. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.